Evet sevgili izleyiciler, Bir Günün İçinden programıyla karşınızdayız. Bugün İstanbul seçimlerini ve İstanbul seçimlerindeki hukuki süreci konuşacağız. Konuğumuz çok değerli hukukçu Sayın Avukat Ramazan Bedir'le birlikte. Sayın Bedir hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, İstanbul'da seçim yapıldı. Evet. Seçimlerden önce AK Parti kazandık dedi. Billboardlara afişler yapıştırıldı. Sonra CHP'nin, daha doğrusu Millet İttifakı'nın adayı seçimleri kazandık ifadesi kullanıldı. Sonradan seçimlerin iptali için başvuruldu. İşte usulsüzlükler vesaire şeyler derken kendimizi bir an 31 Mart'tan sonra, şu an bir aylık bir süreç hemen hemen geçmesine rağmen, hala İstanbul'daki seçimlerle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği kararlar her gün spontane gelişen olaylardan dolayı manşetlerde oluyor. Neler söyleyeceksiniz? İstanbul seçimlerini kim kazandı ya da şu an için İmamoğlu koltuğa oturdu ama orada bulunan seçimde yapılmış olan usulsüzlükler nelerdi? İzleyicilerimize onunla paylaşalım. Buyurun efendim. Evet. Öncelikle bizi ekranları başında izleyen seyircilerimize hayırlı sabahlar diliyorum. Gerçekten de ülkemizin son yaklaşık 20-25 gündür sürekli konuşulan, görüşülen bir konusu İstanbul seçimleri. Şu İstanbul, İstanbul'a sınırlı bir yer değil, bir şehir değil. İstanbul, Türkiye'ye ve dünyaya yön veren, her yönüyle de gerçekten atar damarımız olan güzide bir şehrimiz. Tabii buranın da şöhremini önemli. Bu seçimler İstanbul noktasında da ciddi anlamda önem arz ediyordu. Bir hukuki süreç tabii sonuç itibariyle 31 Mart seçimlerinden sonra başladı. Bu süreçte seçime katılan partilerin seçim sonrası itirazları söz konusu oldu. Yani bu süreç 298 sayılı seçim kanununda belirtildiği şekliyle gerek sandık sabah, 31 Mart sabahı sandık kurulu teşekkür etmesiyle birlikte sandık kurulu başkanı ve üyelerinin oluşmasıyla akşam 5'e kadar yapılan oylama esnasında bile bu itiraz durumu söz konusu, şikayet durumu söz konusu olabiliyor idi. Dolayısıyla ondan sonra da akşam 5'ten sonra da heyecanla herkes ekranlar başında İstanbul seçimini kim kazandı, sonuç nedir? Bu gerçekten dikkatlice takip edilmeye başlandı. Tabii olaya bakarken hukuki anlamda şu anda yürütülen süreçte bir sıkıntı yok. Yüksek Seçim Kurulu en son yapmış olduğu açıklama veya vermiş olduğu karar sonrasında biliyorsunuz İstanbul İl Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu karara yapılan itiraz, AK Parti'nin yapmış olduğu itirazı reddetti. Buna müteakiben de AK Parti olağanüstü kanun, özür dilerim, olağanüstü itiraz yolu dediğimiz bir yol ile bir başka süreci başlattı. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, bu olağanüstü itiraz yolu nedir diye kafalarında soru işareti oluşabilir tabii ister istemez. Olağanüstü itiraz yolu dediğimiz yine 298 sayılı seçim kanunumuzun 130. maddesinde açıkça yazılı. Bu 130. maddede il başkanlarının, genel partilerin genel merkezlerinin ve eğer aday varsa bağımsız adayın bu seçim sonrası bir takım usulsüzlükler, adını altını çizerek ifade ediyorum, usulsüzlüklerin olduğundan bahisle veya hiçbir itiraz yapılmamış olsa bile, yani ilçe seçim kuruluna, il seçim kuruluna bir itiraz yapılmamış olsa bile olağanüstü itiraz yoluyla bu itirazlarını usulsüzlük babından, yapılan yanlışlıklar babından ileri sürebiliyorsunuz. Bu da mazbatanın alınmasına itibaren 7 günlük süreye tabi. Dolayısıyla bu süre içerisinde olağanüstü itiraz yoluna giden siyasi parti İstanbul'da AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Maltepe'de biliyorsunuz o sandıkların tekrardan sayılması noktasındaki itiraz da Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldi. Bunların bir kısmını incelemeye veya kayda değer görmek suretiyle Yüksek Seçim Kurulu heyeti bunu şu anda bu süreci başlattı. Bu süreç nasıl sonuçlanacak?
Şimdi basından da vatandaşlarımız takip ediyordur. Bu süreçte tabii ki seçim saatlik ve günlüktür. Yani seçime itirazlar da sonuç itibarıyla saat önemlidir. Saate belli bir saate tabidir, belli bir güne tabidir ve bunlar çok kısadır, sürelidir. 2 gün olan vardır, 3 gün olan vardır. Mesela bu Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazda olağanüstü itiraz dediğimiz itirazın sonuçlanması için gerekli kurum ve kuruluşlardan Yüksek Seçim Kurulu belge ve bilgi istedi. İlçe Seçim Kurulu'na bunu gönderdi, ilçe seçim kurullarına gönderdi. Şunları toplayın dedi. Neyleri toplayın dedi. Şöyle baktığımızda AK Parti'nin yapmış olduğu itiraz başvurusunda altını çizerek bir usulsüzlük olduğu iddia ediliyor. Bu usulsüzlükler oy sayım döküm cetvellerinde var. Kimilerinde imza yok. Oy pusular olmayan torbalar var. Yine aynı şekilde sandık kurulu başkanı ve resmi sandık kurulu üyesi dediğimiz İstanbul'da yaklaşık 62.560 tane sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu resmi üyesi var. Yaklaşık 30.000'den fazla da biliyorsunuz sandık var. Dolayısıyla bu resmi sandık kurulu başkanının ve memur üyenin kamu görevlisi olup olmadığı noktasında ciddi sıkıntı var. Bu çok önemli çünkü. Bunlar usulsüzlük. Bu usulsüzlük esasına bakarsanız kamu düzenini de ilgilendiren bir durum. Ondan dolayı olağanüstü itiraz dediğimiz hadise bu açıdan hakkın ve hukukun gerçekten hak edene teslimi noktasında önemli bir kanun yolu. Bu anlamda gerçekten de ilçe seçim kurullarına gönderilen yazılarda 5 günlük süre içerisinde işte görevlendirme yapılan sandık kurulu başkanlarının görevli oldukları, kamu görevlisi görevli oldukları kamu kuruluşundan görevli olup olmadıklarına dair, hangi görevi icra ettiklerine dair bilgi ve belgelerin resmi bir şekilde temin edilmesini sağlamak. Yani şu, toplamda Necmettin Bey 19.623 kişinin görevli olmadığı iddia ediliyor. Kamu görevlisi olmadığı iddia ediliyor. 62.560'a oranlarsanız bu çok ciddi bir oran. Yine aynı şekilde gariptir, 32 kişi Milli Savunma Bakanlığı'nda sivil sözleşmeli personel olarak çalışıyor iken sandık kurulunda görevli, kamu görevlisi olarak bulundurulmuş. Bu da yasak bir durum zaten. Yani silah... Bu tür aslında çok özür dilerim, itirazların ya da bu da bize şöyle bir durum söz konusu oldu mu ya da bunlardan bir ders alacak mıyız? Seçimin aslında mesela ben, siz, her vatandaş hür iradesiyle gitti, istediği partiye oy verdi ve karşılığında da görmek istediği lideri televizyonda işte ya da o koltukta görmek istiyor. Fakat işin artık sandık boyutunda çok farklı mecralara çekildiği gözlendi mi? Bana göre bir gazeteci olarak öyle gördüm ben. Sizce de mesela Milli Savunma Bakanlığı'ndaki görevli personelin orada olması, yani itiraz süreci ya da birilerinin şikayetiyle söz konusu olmadan önce, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tür işler başımıza gelmeden önce bunların tedbirini alsak daha iyi değil miydi? Yani bugün bir de size soru olarak yönelteyim. Siyasi partiler artık sandık müşahitlerinin ne kadar önemli olduğunu bu seçimde anladı mı sizce? Son sorudan hemen başlayayım. Sandık müşahitleri tabii önemli. Partilerin eli ayağı kolu tabirlerinde ise gören gözü konumunda sandığın başında müşahit, gözlemci demek zaten. Ve o sandığı müşahede eden görevli. Yani sandık görevlileridir bunlar aynı zamanda. Sonuç itibarıyla her sandıkta giren siyasi partilerin müşahitleri bulunur. Bulunma hakları vardır. Şimdi müşahitler çok önemli. Sandık kurulu üyeleri, resmi sandık kurulu üyeleri çok önemli. Bunlar tabii her siyasi partinin kendi çerçevesinde, kendi iç disiplininde değerlendirmesi gereken hadisedir. Bunu mutlaka bu 31 Mart seçimlerinden sonra bütün siyasi partiler kendi kurumsal kimlikleri altında çek edecektir. Bu anlamda bundan daha ziyade belki önemli olan hadise
devletin devamlılığıdır. Yapılan iş ve işlemlerdeki sakatlıkların telafi edilip edilemeyeceğidir. Benim anladığım kadarıyla bir hukukçu olarak olaya baktığımda İstanbul seçimlerinde yanlış bir algı yönetiminin sanki toplumda ters bir rüzgar estirme gayretinin var olduğunu hissediyorum. Yani itiraz edenlerin itiraz haklarını kullanmalarının abesle iştikal olduğu yönünde bir algı da oluşmaya başladı. Öyle bir şey yok. Yani şimdi bakıyorsunuz bugün AK Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi de sonuç itibariyle orada belediye seçimlerinde bir kısım belediyelerde kazanmış, bir kısım belediyelerde vatandaş farklı bir tercih hakkını kullanmış, kaybetmiş diyebiliriz. Buralarda bile sonuçta bir takım itirazlar söz konusu oluyor. Şimdi ben iyi hatırlıyorum. Yani 2014 seçimlerinde siz de hatırlarsınız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybeden CHP Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gitmişti. Yani itiraz hakkını bırakın. Artık yargıyı en son noktasına kadar kullanmış, bir de olmamış Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılatmaya kalkışmıştı. Bunu yapan Cumhuriyet Halk Partisi'ydi biliyorsunuz. Evet. Yine aynı şekilde olaya baktığınızda gariptir. Yani Sancaktepe'de AK Parti kazanmış. Çok ciddi bir oy farkı vardır, yoktur. Oraya girmeyeceğim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı var. Bu gündeme gelmiyor. Basına gitmiş. Yani basında bu değerlendirme. İtiraz edebilir tabii ki. Bu bir yasal hakkıdır. Yani ama AK Parti tüm ilçelerde itiraz. Bakın 39 tane İstanbul'da ilçemiz var. Bunun 25 tanesini Cumhur İttifakı kazanmış. Geriye kalan kısmını da diğer ittifak kazanmış. Şimdi biz oraya şöyle bakmamız lazım. Şu AK Parti bir siyasi parti olarak itirazda bulunmuş. Hangisine? Kazanmış olduğu ilçelerdeki yapılan seçim sonuçlarına da itiraz etmiş. Kaybettiklerine de itiraz etmiş. 39 ilçeye de itiraz etmiş. Öteki kaybettikleri yerlere itiraz etmiş, kazandığı yerlere de itiraz etmiş olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi için söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi de aynı şekilde. İtiraz hakkını kullanmak seçmenin iradesini kabul etmemek anlamına gelmez. Kaldı ki gördüğümüz, müşahede ettiğimiz belgelerin böyle gösterildiği oy döküm oy sayım döküm çizelgelerindeki o usulsüzlükler, maddi hata olarak kabul edebileceğimiz şeyler de var. Şimdi bunlar tekrar tekrar değerlendirildiğinde tabii ki bir siyasi parti haklarını kullanırken kanunlar çerçevesinde bunu kullanıyor. Yine seçmenin hakkını kullanıyor. Tabii. Yani seçmenin hakkını gasp edilmesini engelliyor. Bir oyunda kadar önemli olduğunu biz defalarca ifade ettik. Çünkü oy vermek anayasal bir haktır. Oya sahip çıkmak da siyasi partilerin en doğal hakkıdır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi de AK Parti de bu anlamda duruş ortaya koyarken anayasal çerçevede birbirlerine saygılı olması gerektiğini düşünüyorum. Bir algı, ters algı yönetimine girmeleri yanlış olur. Bir oyun hakkını korumaya çalışmaları doğaldır. Ve bunu yapar iken de zaten seçim kanununa göre de yapılan itirazların itiraz sebeplerini bilgi ve varsa elinizde belgeleriyle beraber diplemeniz gerekir. Yani onu eklemeniz gerekir. O belgeleri sunmanız gerekir. Ve elinizde belge yok ise, ulaşamadığınızın sebebini dilekçenize serdeder yazarsınız ve akabinde şuradan ulaşılabileceğini de ne yaparsınız? Dilekçenizde anlatırsınız. Bildiğim kadarıyla AK Parti olağanüstü itiraz yoluna seçim kanununun 130. maddesinin 2. fıkrasındaki sebebe dayalı olarak ne yapmış? 44 sayfa dilekçeyle 3 valiz belgeyle olağanüstü itiraz yoluna gitmiş. Burada 8 ana başlık içerisinde usulsüzlükleri anlatmış. Bu usulsüzlüklerin sehven ve münferit olmadığını,
Yani sehven, maddi hata, münferit tek kişi üzerinden yapılmadığını kasten ve olağanüstü biçimde organize bir şekilde usulsüzlüklerin yapıldığını iddia etmiştir. Dolayısıyla burada böylesi ciddi bir iddia varsa, yani organize bir iş artık Türk Ceza Kanunu çerçevesinde bunun tahkikatını yapacak birim belli. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. Yine aynı şekilde organize olmuş bir şekilde seçim manipüle edilmeye çalıştıysa, sandık kurulu görevlerin belirlenmesinde, seçmen listelerinin belirlenmesinde, seçmen listelerinde seçmenlerin kısıtlı olduğu, ölü olduğu, efendim söyleyeyim, belliyken kısıtlı, ölü, hükümlü olduğu belliyken, bunların oy kullanmış olmaları, hatta hükümlü olan bir kısım seçmenlerin, tutuklu olan bir kısım seçmenlerin hem cezaevinde oy kullandıkları, cezaevinde oy kullanmış olmalarına rağmen bakıyorsunuz, aynı zamanda cezaevine girmeden önceki mukim olduğu adreste oy kullanıyor olmuş olması dikkat edildiğinde burada bir usulsüzlük vardır. Evet. Şimdi bakıyorsunuz bile 18, var. Tabii Necmettin Bey 18 yaşını geçmiş 21.782 zihinsel engelli kişinin seçmen listesinde olduğu iddiası var. Az bir rakam mı 21.782? 29 binlerden değil mi? 13 binlere, 12 binlere, 12 binlere geriledi. Evet. Yaklaşık 1 milyon herhalde bildiğim kadarıyla oy sayıldı. Bu da yaklaşık %10'a tekabül eder. Seçmen, toplam seçmen sayısının oranlaması sonrasında. Şimdi baktığınız zaman 21.782 kısıtlının oy kullanmaması gerekirken zihinsel engelli olan seçmen listesinde bulunmuş olması ve bir de oy kullanıyor olması dikkate alındığında burada bir usulsüzlük olduğu apaçık ortaya çıkar. Yani burada rakamsal tutarsızlıklardan bahsediliyor ve sandıklarda bir de şöyle bir şey var. Malum 314 bin civarında geçersiz oy olduğu ifade ediliyor İstanbul'da. Sandık sonuç kurullarınca tutulan ilçe birleştirme tutanaklarının esasını teşkil eden sandık sonuç tutanakları vardır. Yani şimdi bu sandık sonuç tutanaklarında hatalar olduğu iddia ediliyor. Sandık sonuç tutanakları, ilçe birleştirme tutanakları o da sandık sonuç kurullarının şeyini oluşturuyor, temelini oluşturuyor. Şimdi ben burada bir aidiyet durumuna gitmek istiyorum. Çünkü gerçekten bizim ülkemizdeki seçim sistemi birçok ülke örnek olacak bir sistem. Yani YSK bu anlamda gerçekten kurumsallaştırmış bu işi. Hızlı, seri, şeffaf. Çünkü her iki senede bir seçim olduğu için artık başka yani dünya ölçüsünde yok. Ciddi anlamda seçim konusunda profesyonelleşmiş durumdayız. Ama şimdi bazı şeyler insan eliyle oluyor Necmettin Bey. Yani denetim ve gözetim yapmak durumunda olan kurumlar var. Bir, bu kurumları temsil edilen kişiler var. Bu kişilerin görevlerini gereği gibi yerine getirip getirmedikleri ayrı bir tahkikatın konusudur. Ama bu yargının alanına girer, YSK'nın alanına girmez dersek de hukuki garabet oluşturmuş oluruz. Kimsenin burada hukuku dolanmaya, hukuku garabet oluşturmaya hakkı bence yoktur. Dolayısıyla YSK'nın buradaki ortaya koyacağı irade herhalde 5 gün süre verdiğine göre muhtemelen önümüzdeki hafta salı günü gibi bu ilgili belge ve bilgilerin veya sandık kurulu başkan veya üyelerin gerçekte kamu görevlisi olup olmadığı noktasındaki araştırma ve diğer araştırmaların sonuçları gelir. Ondan sonra önümüzdeki hafta muhtemelen İstanbul seçimleriyle ilgili AK Parti'nin itirazı görüşülmeye başlar. Dolayısıyla çok uzar mı sizce bu yani şimdi vatandaş da bunu şu manada soruyorum. Çünkü eğer seçimler iptal olursa yine ilerleyen dakikalardaki soruyu sormuş oldum. Seçimler iptal olursa mevcut seçilmiş yani oraya ille mazbatanı verin diye isteyen bir belediye başkanı vardı. O belediye başkanının yerine kim bakacak? Böyle bir süreçte başlayacak herhalde. Yani evet. Böyle bir eğer seçimler tekrarına giderse. Bir de
acaba bu işi Yüksek Seçim Kurulu örnek diyorum. Yani Türkiye genelinde hep dışarıda konuşulan şu. Yüksek Seçim Kurulu'nun ve itiraz edildikten sonra dönüşlerin çok geç olduğu konusunda. Çünkü Türkiye'de bir gün içerisinde bütün seçim sonuçları, yani ayın 31'inde değil 1 Nisan akşamına kadar hemen hemen Türkiye'de bütün seçim sonuçlarının %90 sandıklar açıldı, sayımlar bitirildi ve illerde kimin belediye başkanı olduğu söylendi. Yani bir gün ya da iki gün içinde maksimum Türkiye'deki yapılmış olan seçimlerin istatistiki verileri televizyonda açıklanmasına rağmen İstanbul hala bir muammada kalması vatandaşlar arasında da sıkıntıya da sebep oluyor. Acaba Yüksek Seçim Kurulu AK Parti'nin itirazını değerlendirdiği zaman işte bu herhalde tahmin ediyorum şahısların çağrılması konusunda ya da şahısların gerçekten devlet memuru, kamu görevlisi olup olmadığı konusundaki tutanaklardan dolayı bir herhalde tespiti yapacaklar ki bu süreci daha erkene almaları ya da daha fazla ötelenmemeleri gerekmiyor mu sizce de? Nermetin Bey, YSK'nın takvimine göre seçimlerden sonra vaki itirazlar, yani ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların bir süreci var. Sonuçlandırma 2 gün. Ya bunlar hep süreye tabi. İlçe seçim kurulunun vermiş olduğu karara karşı yine il seçim kuruluna itiraz hakkı var. Bu da yine süreye tabi. 2 gün. Karar vermek gerekiyor. Yani yine aynı şekilde il seçim kurulunun vermiş olduğu karara karşı da Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz hakkı var. İstanbul'da 39 tane ilçe var. AK Parti 39 tane ilçede oy sayım döküm cetvellerindeki hatalara, sandık kurulunun oluşumundaki usulsüzlüklere, yine aynı şekilde gerçekten de kısıtlı, ölü, tutuklu gibi kişilerin seçmen listelerinde bulunup bir de oy kullandırılmış olmasına, bu önemli, yani kısıtlı, ölü ve hükümlü kişilerin oy kullanmamaları gerekir. Seçmen listelerinde bulunup oy kullanma durumlarına, buna ilişkin yapmış oldukları tespitler, tutanaklar, belgeler olmasına atfen itirazda bulundu. YSK bunun bir kısmını reddetti. Mazbatayı Ekrem Bey'e YSK teslim etti. Şimdi burada bu süreç kaç gün oldu? Bugün ayın kaçı? 26'sı. Tamam. Evet, 26'sı. 26 gün oldu ve olağanüstü itiraz yoluna gelinmiş 26 günde. Bence birçok şey hızlı gidiyor. Ya milyonlarca oy var. Bu milyonlarca oy tabii sonuçta hepsi sayılmadı. Yani toplamda sayılan sandık seçmen sayısına vurduğumuz zaman %10'u falan buluyor. %10 ile ilgili bir durum söz konusu ama itirazlar bir tek itiraz değil. Bunları açıyorsunuz, geçersiz oylara bakıyorsunuz. Geçersiz oyların neden geçersiz olduklarını tespit ediyorsunuz. Burada AK Parti'nin de sandık kurulunda şu anda itiraz noktasında söylüyorum bir temsilcisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir temsilcisi var. Yani sıkıntı yok ki. Yani burada kimsenin de endişeye kapılmasına gerek yok. Ama bu süreç mecburen kanunda belirlendiği için bu süreci herkes takip edecek. Bu süreç de tamamlanacak. Aslında sıkıntı da yok. Yani mazbatasını almış bir belediye başkanı şu anda var. Yine aynı şekilde devam eden bir durum var. İkinci sorunuz da seçimler iptal edilirse bir ihtimal ne olur dediniz. Evet. İstanbul belediye başkanı ne yapar dediniz. Tabii seçimler iptal edildiği an mazbata düşer. Ekrem Bey'in mazbata gider. Yani yok hükmünde olur. Yani üzücü bir durum ama değil mi? Ama yok. Gider. Gittiği zaman ne olur? Gittiği zaman bu da kanunda belirli zaten. İstanbul'un bir valisi var. Vali belediye meclisini toplar. Gizli oyla bir belediye başkan vekili seçer. Bak. Gizli oyla, o yani belediye meclisi seçilen bir meclis üyesi var sonuç itibariyle. Evet.
Yani onların şeyiyle beraber oyla bir belediye başkan vekili İstanbul'u gerçekten kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı kim ise ona kadar idare eder. Sonra gerçekten kazanan belediye başkanına da bu tevdi edilir, verilir. Burada şöyle bir ters algı yönetimi yapılıyor gene. Bunlar hoş şeyler değil. Her bir seçmenin oy hakkına saygı duymamız lazım. Barışı, huzuru, hoşgörüyü korumamız lazım. İnsanlara saygı duymamız lazım. Bir defa oy verme hakkı, seçme hakkı anayasada çok üstün bir haktır. Bir oyun hakkına saygı duymama iradesi ortaya çıkar ise o gerçekten de ne demokratik bir söylem olur ne de hiçbir siyasi partinin temsilcisine yakışacak bir davranış biçimi olur. Ben bu anlamda şöyle ifade etmek istiyorum. Seçim sonuçları hukuki süreç noktasında tamamlanma aşamasına girdi. Yüksek Seçim Kurulu nihai kararını verecek. Burada itidalli olmak, bütün insanların, İstanbul'da özellikle yaşayanların itidalli olması, verilen karara saygılı olması gerekir. Yok, itiraz reddolursa Ekrem Bey belediye başkanı, kanuni süreci bitirmiş bir belediye başkanı olarak görevine devam edecektir. Yok, itiraz kabul edilirse, usulsüzlükler kabul edilirse, böyle bir durum sonuç itibarıyla seçimin iptali anlamına gelirse, seçim yenilenmesi anlamına gelirse, YSK'nın vermiş olduğu karara da oradaki yaşayan herkese saygı duyması gerekir ki bu daha önce Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu içtihatlarla da sabittir. Yani bir yalov örneği vardır biliyorsunuz. Yani YSK bugün böylesi bir, yani bu usulsüzlüklerle ilk defa karşılaşan bir organ değildir. Daha önce de bunlarla karşılaşmış ama bir organdır. Ama sanki bu bir komplike olay gibi, yani sadece bir sandıkta, iki sandıkta değil de muhtelif arka arkaya bütün sandıklarda farklı farklı, işte demin bahsettiğimiz işte ölülere oy kullandırılması ya da bir sokak ismi ya da bir cadde ismi var. Cadde duruyor ama sokak kaldırılmış, o burada ikame eden insanlar gösterildiği gibi ve arka arkaya gelen. Bunu şu manada soruyorum. Bu seçim güvenliğini tam sağlayamadığına ben inanıyorum. Bunun şöyle bir cezai müeyyidesi yok mu? Yani işte seçim tutanaklarında 3 kişi bir toplamayı 317'yi ikinci bir tutanağa geçerken 37 olarak geçmeleri ya da işte bu hataları ellerinde kitapçık olmalarına rağmen işte neyin geçersiz olduğunu çok iyi anlatılmasına rağmen ki bu sandık müşahitlerine siyasi partiler gerekli eğitimleri de verdi. Fakat görmemezlikten gelme, yani görevi kötüye kullanma anlamında da bir cezai müeyyideleri, bir şartı yok mu? Yani bundan da bir ders çıkartmayacak mıyız? Yani bu işleri organize bir işse suçun boyutu tahmin ediyorum farklı. Yoksa bireysel bir işse tahmin ediyorum kınama cezası gibi bir ceza ile geçiştiriliyor. Sanki bunlarda da cezai müeyyide biraz hafif mi kalıyor ya da cezai müeyyidesi hiç mi yok bunların? Niye? Çünkü biz hür irademizle sandığa gidip sandık görevlilerine, biz siyasi partiyi tercih ettik ama oradaki sandık görevlilerine de oylarımızı emanet ettik. Sandık görevlileri kim? İşte İyi Parti'den var, Cumhuriyet Halk Partisi'nden var, işte AK Parti'den var, var da var. Yani buradaki insanların inisiyatifine bırakmamak gerekmiyor mu? Evet. Yani şöyle diyeyim, cezai müeyyideler biraz daha ağırlaştırılmış olsa insanlar görevlerini daha iyi yapmaz mı? Yani bu tür şeye tenezzül etmezler diye düşünüyorum. Ya evet, da caydırıcı bir etkisi olmaz mı sizce? Şimdi kamu görevlilerinin sandık kurulu başkanı olması önemli. Daha önce bütün siyasi partiler, seçime giren siyasi partiler yani sandık kurulu başkanı ve resmi sandık kurulu üyesinin belirlenmesinde teklif sunabiliyorlardı. Referanduma kadar böyleydi. Referandumdan sonra da sonuç itibarıyla burada yani biraz bilgili, işte efendime söyleyeyim, eli kalem tutan ve sonuç itibarıyla
işte bu toplama çıkarma noktasındaki hesapları daha seri bir şekilde yapma, daha yani hataları, riskleri minimize etme noktasında bir irade ortaya konmak suretiyle ne oldu? Bunlar değişti kanunda. Tüm siyasi partilerin temsilci teklif etme noktasındaki metin değişti ve sadece kamu görevlisi şeklinde bir metin değişikliğine gidildi. Kamu görevlileri artık sandık kurulu başkanı olabiliyor. Tabii kamu görevlisi kimdir değildir, bu artık bir tartışma konusu. Bunun içine girmek istemiyorum. Programın zamanı buna yetmez, onu ifade edeyim. Evet. Ama burada en önemli şey, sizin söylediğiniz gibi buradaki insanların oyların, yani orada seçimde oy kullanan vatandaşın o hakkına sahip çıkmaları gerekiyordu. Evet. Çıkmamış olabilirler, adliyetli insanlar olabilir. İnsanlar sonuç itibarıyla biz bakıyoruz, o insan bir kamu görevini ifa ediyor olabilir. Kamu görevini ifa etmiyor olabilir. Ama sandık kurulu başkanı olmuştur bir şekilde. Burada il seçim kurulu, İstanbul İl Seçim Kurulu başkanları, ilçe seçim kurulu başkanları, il ve ilçe seçim müdürleri noktasında sonuç itibariyle denetim, gözetim görevi yapma, bunların belirlenmesi noktasında mutlaka mutat bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmayla ilgili olarak bir soruşturma açılacaksa da, tahkikat yapılacaksa da bu anlamda söylemiş olduğum gibi bir usulsüzlük, yani ciddi bir usulsüzlük bu. Yani o toplama çıkarma hatası diyemeyeceğimiz şekilde mantıksız usulsüzlük. Yani atıyorum AK Parti 200 oy almış. İşte ne diyelim, Vatan Partisi 2 oy almış. Cumhuriyet Halk Partisi 20 oy almış. Bir bakıyorsunuz 200 oy Vatan Partisi'ne, 2'nin yanında 2 sıfır daha ekleniyor, 200 oy oluyor. Ondan sonra şeye bakıyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi 20 oyda kalıyor. AK Parti 2 oy almış oluyor. Şimdi dolayısıyla bu olmuş. 8.848 sandıkta usulsüz oy sayım döküm cetvelleri yapıldığı noktasında bir tespit yapılmış. Bu tespit az bir sayı değil, 8.848 sayısı. Dolayısıyla yine aynı şekilde 31 bine yakın sandıktan bahsediyoruz İstanbul'da. Bakın Necmettin Bey, yani 18.174 sandıkta kanun aradığı eşitlik, yani o bizim birleştirme tutanaklarıyla oy sayım döküm cetvelleri arasındaki eşitlik, yani evet birbirlerini tutuyor dediğimiz hadise sağlanmış. Ama 12.410 sandıkta bu eşitlik sağlanamamış. Ya nereden bakarsanız 18.000'e 12.000 derseniz, değil mi? Yani ciddi bir oran bu. %60. Yani şimdi bu eşitlik sağlanamadıysa, şimdi İstanbul seçimlerinin iptali, yeniden seçim yapılması, işte seçime itiraz eden partinin hazımsızlığı demek doğru değildir. Bunu kabulleniyor, kabullenmiyor, kabullenmek istemiyor demek doğru değildir. Rakamlarla, belgelerle, bilgilerle ortaya konulan bir İstanbul seçimi var. İstanbul seçiminde 29 bin farktan fark 13 bine düşüyorsa, ya burada da bir sıkıntı var. Evet. Şimdi burada vatandaşlarımıza bir şunu söyleyelim. Objektif olarak bunu ifade etmek istiyorum. Oyun 29 binden 13 bine düştüğü, yani farkın 16 herkesin bin kabul ettiği, CHP'nin de kabul ettiği bir şey değil midir? Evet. Ya evet, 16 düştü. Bin. Yani 16 bin gerçekten de Binali Bey'in hakkıymış. Yapacak bir şey yok yani. Böyle olmaz işte yani. Şimdi sonuçta bu bile olağanüstü itirazın ciddi, geçerli. Bakın yok, ciddi, temelli, dayanaklı ve sağlam bir şekilde yapıldığını ortaya koyan bir durumdur. Şimdi %10'u sayılmış, 16 bin oy gibi oy geçerli hale gelmiş, geçersizmiş, usulsüzmüş falan. Bu tamamen sayılırsa ne olur? Ve hakikaten de Ekrem Bey'in de belki orada da bir yanlış yapılmış olabilir. Yani Ekrem Bey'in lehine olacak bir oyun geçersizliği durum söz konusu. Bazılarında ki, da olmuş. Bazılarında tabii. Da bu %10'luk kısımda o da olmuş. Şimdi buna açık olmak gerekiyor. Buna açık olmak gerekiyor. Tabii ki açık ara farkla bir aday diğer adayı geçmemiş. Açık ara fark olmadığı durumlarda Antalya'da %5 kadar fark olmasına rağmen
İnsan Hakları Mahkemesi'ne git dedim yani CHP'nin adayı. %5. Ya burada %0.02.1 fark yani çok az. Dolayısıyla İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden çözülür herhalde. Yani tabii ki yani şimdi YSK'nın ben şöyle düşünüyorum. Hislerim şunu ifade ediyor. YSK'nın vermiş olduğu karara kanaatimce AK Parti saygı duyar. Vermiş olduğu karara göre de hareket eder. Kendi şahsi kanaatim bunu ifade ederken onu ifade edeyim. Ama buna şöyle bir anlam yüklemek, diyelim ki seçimlerin yenilenmesi gibi bir karar çıktı. Şöyle bir anlam yüklemek doğru olmaz. İşte iktidar şöyle yaptı böyle. Olmaz ki. O zaman YSK'ya yapılan normal itirazda YSK derdi ki, itirazın kabulüne, seçimlerin yenilenmesine derdi. Olay biterdi. Ama onu iptal etmiş. Maltepe'deki yapılan MHP'nin yapmış olduğu itiraza, efendime söyleyeyim, ilgili seçim kurullarından belge ve bilgilerin toplanmasını istemiş. Demek ki bir iddia var. Belge de varsa bu belgeye bakıyor. Sonuçta CHP'nin de Yüksek Seçim Kurulu'nda temsilcisi var. Gözlemcisi var değil mi? AK Parti'nin var. Bütün seçime giren partilerin temsilcileri var. Sonuçta oradaki bir heyet bu kararı verecek. Ben bu sürecin çok uzamadığı düşüncesindeyim. Bu süreç seri gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu 39 ilçede bakın 6 ilçenin sandıklarında itirazların kısmen kabulüne karar verilmiş. 33 ilçede sandık itirazlarının sonuçlarını itirazlar reddetmiş. AK Parti öyle ifade edeyim. Sancaktepe'de mesela AK Parti'nin itirazı reddetmiş, CHP'nin itirazını kabul etmiş. Ya bunlar olabiliyor. Yani bunlar resmi verilerle sabit zaten. Bu sürecin mutlaka denetimden geçirilmesi gerekiyor Necmettin Bey. Bir oy önemliyse, anayasa haksa seçme ve seçilme, bu denetimden geçecek. Kanun açık, 130. madde bunu mümkün kılıyor. Olağanüstü itiraz dediğimiz hadisede gerçekten usulsüzlük, organize işler falan varsa, muhkim olmayan, ikamet etmeyen kimseler ikamet ediyor gibi gösterilmiş ise, hatalı iş ve işlemler sürdürülebilir noktasında bir takım işte Maltepe'de ifade ediyorlar, 1059 sandık, yanlış olabilir rakamda hata yapabilirim, bunun 600 küsür tanesinde sandık kurulu başkanı, kamu görevlisi değil deniyor. Yani bu normal bir durum değil. Yani bu iddia doğruysa bu normal bir durum değil. Şimdi bu iddia olarak kalmasın. Bu iddia olarak kalmasın. Bu itiraza dönüşsün. İtirazda ilgili merci tarafından araştırılsın. YSK tarafından araştırılsın. Belgeleriyle beraber ortaya konsun. Sonra o heyet var. Hakimler heyeti. Bakıyorlar. Partilerin de gözlemcileri var. Onların nasıl baktıklarını görüyorlar. Baksınlar bir karar versinler. Bu kararı da inşallah İstanbul için hayırlı olur diyorum. Vatandaşımız diyor ki aslında sorusunda seçimler ne zaman bitecek? Biz ne zaman normale döneceğiz diyor. Özellikle İstanbul İnşallah için seçimler... Haziran ayı mı ya da bu seneyi kapattık mı diye soru var. İnşallah yani devletin başı Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Sürekli seçim yapmak iyi bir şey değil. Tabii ülkemizin artık dinamiklerini harekete geçirip seçimi bir kenara bırakıp yoluna bakması, önüne bakması gerekiyor. Yaklaşık son 5 yıldır 6-7 seçim oldu bildiğim kadarıyla. Bu ister istemez insanlarda da, ticaret yapan insanlarda da bir engel gibi görünüyor. İnşallah seçim olmayacağı düşüncesi bende de hakim. Fakat İstanbul noktasındaki bu çok özel bir durum. Yani bu İstanbul'daki durum, bahsettim ya, yani organize bir iş iddiası var. Basit bir maddi hata değil. Bunlarla ilgili olarak çalışmalar yapılacak. Yani bir de dikkatimi çeken şu oldu mesela. Önceki seçimde oylar ve ötesi diye gruplar vardı biliyorsunuz. Oylar ve ötesi. Ondan sonra Barolar Birliği'nin sandık güvenliğiyle ilgili hemen hemen her seçimde yapmış olduğu bir
avukatlar noktasında bir organizasyonu vardı. Türkiye genelinde. Ondan sonra işte bazı sivil toplum kuruluşlarının sandık güvenliğiyle ilgili kendilerini görev adledip yaptığı çalışmalar vardı. Bunlarla ilgili bu seçimde bunları biz görmedik pek. Evet. Bu da ilginç, kafamızda soru işareti oluşturan bir durum. Rahat. Yani böyle. Bir son soruyla aslında siyaseti, i̇şte. Daha doğrusu seçimi de noktalamak istiyorum. Vaktimizde son 8 dakika kaldı. Vatandaşımız diyor ki, Taner Yıldız'a yumruk atıldı serbest. Bekir Bozdağ'a yumruk atıldı serbest. Kılıçdaroğlu'na yumruk atıldı serbest. Yumruk atmak kolay mı diyor. Böyle bir soru sormuş. Yumruk atmanın cezası neden bu kadar az? Herkes birbirine yumruk atsın mı diye bir soru sormuş vatandaşımız. Şimdi ona şöyle cevap vereyim ben. Kimse kimseye şiddet uygulama hakkı yok. Evet. Her şiddetin her türlüsüne karşı olmamız ve kınamamız lazım. Bugün ülke gündemini meşgul eden bir siyasi partinin genel başkanına yumrukla mukavemet veya elle mukavemet veya sözlü olarak şiddete maruz bırakılmasını kabul etmek de mümkün değil. Ama bunun altındaki dinamikleri, olayın gerçekleşmiş olduğu yeri, zamanı ve gerçekten de olayda bir siyasi koku varsa bu kokunun nasıl olduğunu da görmek gerekir. Şimdi yumruk atma olayı Sayın Bakanımız da Taner Bey'e cereyan etti. Nahoş, kötü bir durum. Yani hiç kabul edeceğimiz bir durum değil. Yalnız şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi en sonki olayda mesela şahsın eline kelepçe vurulduğunu ben aslında işte siz de görmüşsünüzdür, biz de gördük. Bu beni rahatsız etti, açık konuşayım. Bir hukukçu olarak rahatsız etti. Çünkü ceza muhakemesi kanunu 93. maddesinde kelepçenin nasıl kullanılacağı yazıyor. Yani kanunla belirlenmiş bir iş ve işlemi siz kanun dışına çıkarak uygulamaya başlarsanız bu hoş olmaz. Bir müessir fiilin cezası bellidir. Yani yumruk atarsınız, burnunu kırarsınız. Bu burun da kırık varsa bunun suçu ve cezası ve derecesi farklıdır. Ama bir yumruk atarsınız veya yumruk atmaya teşebbüs edersiniz. Onun cezası farklıdır. Seyircimizin sorusuna vereceğimiz cevap Bakan Bey'e yapılan mukavemet ise orada zaten cezai müeyyide uygulanmıştır. Ama en sonki olan hadise ise kesinlikle tasvip etmiyorum. Onu ifade edeyim. Tabii şiddete karşıyız. Herhangi bir siyasi partiye. Ama hukuk evrenseldir. Herkese eşit bir şekilde uygulanmalıdır. Şahsa göre hukuk değişmez. Sebeplerini tartışmak istemiyorum. Programımızın zamanı yetmez buna. Olayın sebeplerini tartışmak, yani konuşmak istemiyorum. Ama olaya şöyle, şu açıdan bak, hukuk açıdan baktığınızda CMK 93 dedim. De 100. maddemiz var. Katalog suçlara girmiyor ki. Katalog suçlara girmiyor. Ha, bu eylemi siz halkı kin ve nefrete tahrik etmek, efendime söyleyeyim, oradan çıkartır, efendime söyleyeyim, terör faaliyetleri falan kapsamına sokmaya çalışırsanız orası çok ayrı bir konu. Orada çok ciddi hukuki tartışmalara gireriz. Onun yeri de burada değil. Ama görüntü, görmeye çalıştığımız konu, doktor raporu var mı diye benim aklıma geldi. Gitmemiş. Sayın Kılıçdaroğlu. Şey gitmemiş. Gerek yok demiş. Rapor bende almıyor. Bir yaralanma falan bir şey yok demiş. Şimdi biz yani hukukta şuna bakıyoruz. Bir eylem varsa işte kamera kayıtları, basın önünde gerçekleşmiş bir olay. Bu şahsın efendime söyleyeyim delilleri karartma ihtimali yoktur deriz. Niye? Ya, olay ekranlarda, kameraların önünde. Tabii. Delilleri karartma ihtimali ne oluyor? Olmuyor. Bu bir. İkincisi katalog suçlardan mıdır deriz. Görüyoruz, eylemi değerlendirebiliyoruz. Ona bir terzi edasıyla bir elbise yapabiliyoruz. Yani suçu giydirebiliyoruz tabiri yerindeyse. Orada da böyle bir ancak bir müessir fiil durumu söz konusu. Yani galeyana gelmiş, şehit cenazesi. Bu cenazede PKK'lılar tarafından şehit edilmiş bir vatan evladı var. Bu vatan evladının ciğeri yanan bir ailesi var. Babası var, amcası var, dayısı var, etrafı var, eşrafı var, köylüsü var. Değil mi? Bunları da görmek gerekiyor. HDP ile
aynı ortak paydada hareket eden de bir CHP olduğu anlaşılıyor. Onun da bir genel başkanı böyle bir cenazeye gidiyor. İçişleri Bakanımızın anlattığına göre, bizim oradan duyduğumuza göre herhangi bir şekilde ilgili emniyet birimlerini bilgilendirmiyorlar. Ve sonunda böyle talihsiz bir hadise yaşanıyor. Bu talihsiz bir hadisenin yaşanmasından dolayı hakikaten üzüntü verici. Gerçekleşmeseydi, yaşanmasaydı. Ama yaşanmış ise, bir eylem meydana gelmiş ise buna da rica ediyorum. Yani kişilere göre değil de. Yani biri genel başkanmış, biri vatandaşmış, biri köylüymüş, biri sanayide çalışan bir işçiymiş. Böyle bir şey yok. Hepimiz eşitiz kanununda. Kanununda eşitlik esastır. Hukuk evrenseldir. Ha, bazı şahısların efendime söyleyeyim kişisel hüviyetlerinden dolayı Atatürk Koruma Kanunu vardır mesela. Ona hakaret edemezsiniz. Ederseniz normal vatandaş ettiğinizden daha fazla ceza alırsınız. Cumhurbaşkanımız hakaret etme hakkınız yok. Edemezsiniz. Kimse edemezsiniz de. Ederseniz normal hakaret etmiş olduğunuz kişiden daha fazla ceza alırsınız. 4 yıla kadar ceza alırsınız Cumhurbaşkanı hakaretten. Dolayısıyla ama diğer şekilde söylemiş olduğum gibi kanun önünde basit suçlardan dolayı, eylemlerden dolayı eşitlik durum söz konusudur. Bir, katalog suçlardan değildir. İkincisi de ekran önünde gerçekleşmiştir. Değerler kartma ihtimali yoktur. CMK 93'e ve 100'e bence aykırılık da vardır. Kelepçe vurulması bence yanlıştı. Gözaltına alınmasını ilgili makam takdir eder. Ona diyeceğim bir şey yok. Ama ve lakin o kelepçe olayı beni rahatsız etmiştir. Şahsımı rahatsız etmiştir. Onu ifade edeyim yani. Çünkü böylesi bir vakada bir insanın kelepçelenmesi, yaşı da bilmiyorum 65 mi 70 mi, yani yaşı da ileri vatandaşın, tanımam da bilmem de, ama bu hoş olmadı. Bunu da ifade etmekten geri kalamayacağım. Evet, sevgili izleyiciler, bugün aslında Sayın Ramazan Bedir'in bir de edebi yönü vardı. Son 2 dakikamız yönetmenimiz de Hibrit'ten söylüyor. Bir şiirle bitireceğiz aslında. Sevgili yönetmenimden de rica ediyorum. Ben kapanışı yapacağım. Sayın Ramazan Bedir'e çok teşekkür ediyorum ama bir şiirle programı noktalayacağız. Efendim, çok teşekkür ediyorum öncelikle programımıza geldiniz. Aydınlatıcı bilgiler verdiğiniz için. Evet sevgili izleyiciler, programı şu an kapatıyorum ama Sayın Ramazan Bedir'in şiiriyle okuyacağız, şiirle kapatacağız. Bu yönü hiç konuşmadık siyasetten. İnşallah bir başka programda konuşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri Ramazan Bedir'in şiiriyle baş başa bırakıyorum. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun efendim. Buyurun. Üstadım, Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin yine aynı şekilde en son şiiri 1983 Zehir isimli şiiri, en son yazmış olduğu şiiri ben seslendireceğim sadece. Kendisini rahmetle ve minnetle yad ediyorum, buradan ifade edeyim. Zehir, çocukken haftalar bana asırdı. Derken saat oldu, derken saniye. İlk düşünce beni yokluk ısırdı. Sonum yokluk olsa bu varlık niye? Yokluk, sen de yoksun, bir var bir yoksun. İnsanoğlu, kendi varından yoksun. Gelsin beni yokluk akrebi soksun. Bir zehir ki hayat özü faniye demiş. Buradan tüm şairlerimize, Kayserimizde bulunan ozanlarımıza, aşıklarımıza, yazarlarımıza da selamlarımı gönderiyorum. Kayserimizin kültür, sanat, edebiyat yönünün çok zengin olduğunu da burada ifade etmek istiyorum. İnşallah başka bir programda nasip olursa bu konuyu da daha detaylandırırız diyorum. Güzel bir program oldu. Emeklerinizden dolayı da, bu programı icra etmenizden dolayı da size teşekkür ediyorum. Seyircilerimize de bizi dinleme zahmetinde bulunduklarından dolayı onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.